Gün Ferhat'ı. Eyvallah seslenim onu. Ezek Usul Bey. Kararlarımız, değerli meslek arkadaşlarım, çok kıymetli kanaat önderlerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii son 3 aydır toplantı yapamıyorduk malum koronavirüs salgını nedeniyle. Mart ayında yapmıştık en son toplantımızı. O günden bugüne epey zaman geçti. Birbirimizi özledik. Güzel mücadele ettik Büyükşehir adına. Ama tabii ki bu süreç hala devam ediyor. Tam manasıyla tehlike geçmiş değil. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi açısından birinci dalgayı daha yeni yaşıyoruz diyebiliriz. Bölgemizde, illerimizde, çevre ilçelerimizde vaka sayıları ülkemizin diğer bölgelerine göre daha fazla olduğu Sağlık Bakanımızın verdiği bilgilerden hepimiz anlıyoruz. Seyyar satıcılık yapan ve hukuk edecek ve buna dikkat edeceğiz. Ama ondan ziyade akrabalardan kalktığını görüyoruz. Özellikle mezarda büyük bir patlama yaşadık. Açık. Vaka çıkan mahalleyi tek tek evleri karantinaya almak suretiyle açıdan iyi oldu ama diğer köylerimizde boğa açmamasını iyi bir vakamız var. Açıdan dikkat edelim. Üzere, polis bize teşekkür ediyorum. Tabii bundan da öte bu noktada biraz daha işbirliğini açık. Yani bazı gerçeğe uymayan bilgiler verdi. İşte 14 günlük karantinaya girmemek için olduğumuz parasal yardımlar var baktığımızda. Belediyemiz ve kaymakamlık olarak buna hayırseverler dışarıdan ve içeriden yani bir şabak bulurken dışarıdan mesela bir Gaziantep'te bir hayırsever 250 koli yollandı. Onlar virüsten olumsuz etkilenmesin diye para dağıttılar. Bunlar çok önemli hadiselerdir. Hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmak. Kutlama işlemlerine başladık. Bittikten sonra şu Cumhuriyet Ortaokulumuzun olduğu binaya taşınıyoruz. Kaymakamlık yapılana kadar kaymakamlık içerisindeki kurumlarımız halkımızı oradan hizmet verecek. Yalnız bu sadece Cumhuriyet'in çocuklarını değil, bizlerin çocuklarını da tutuyor. Resmi olarak yazdığımızda iki gönderdik zaten. İzlediğiniz herhangi bir karar vermiyor. Öncelikle merhabalar. Kaymakam Bey'in dediği gibi de köylerde vakan sayımız çok fazla artıyor. Mart ayında müdür dedi ki hale verildi. Hale bir sonuç yok. Nedir bu? Arkadaşlar baksınlar. Ondan sonra İl Özel İdaresi'ne yazalım. Bu arada İl Özel İdaresi... Bir tüm köylere hizmet olmalı yani efendim. Bağlı bize gelen para, köyü bize gelen para, her birlikte... Şimdi demin de söylediğimiz gibi tanıtır mısınız? İsmail Pendik, Beytüşşevap Kaymakamı. Pandemi nedeniyle halı sahada bir toplantı gerçekleştirdiniz ve köylerle ilgili çalışmalarınızı dile getirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Biz bu ilçe istişare toplantısı adı altında yapmış olduğumuz toplantıları her ay yapıyorduk. Ta ki bu virüs salgını ortaya çıktı çıkalı son 3 aydır yapamıyorduk. Daha sonra İçişleri Bakanlığımızın da talimatları neticesinde açık havada olma kaydıyla, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kaydıyla 3 ay sonra ilk defa yaptık. Bu toplantılar ilçemizde çok önemli toplantılar. Hem ileri gelenlerimiz, hem siyasi parti temsilcileri, muhtarlarımız, kanaat önderleri, dernek, sivil toplum temsilcileri. Burada toplanıyoruz vatandaşlarımız, ortak sorunlarımıza ortak çözümler buluyoruz. Pandemi sürecinde yapamadığımız bu toplantıları ilk defa yapmış olduk 3 ay sonra. Bu toplantı da verimli geçti. Özellikle virüs salgını açısından tedbirlere uyulması noktasında arkadaşlarımızı, katılımcıları uyardık. Sağ olsunlar Beytüşşevaplar bu noktada çok işbirliğine açıklar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da toplantılarımız yine temizlik, maske ve mesafe kurallarına
açık havada olma şartına uygun olarak devam edecek. Benim son olarak bütün ilçedeki bütün yaylaların yollarını temizlediğinizi dile getirdiniz. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Evet, malumunuz yaylalar hem ilçe ve bölge ekonomisi açısından hem de ülke ekonomisi açısından Beytüşebap yayları büyük bir potansiyel taşıyor. Hayvancılar çok sıkıntı çekiyordu geçmiş yıllarda, göçerler ve orada yaşayan Beytüşebaplı vatandaşlarımız. Biz de kapsamlı bir çalışma yaptık bir program dahilinde. Tüm yayla yollarımızı, çok kullanılan yayla yollarımızı düzenledik, temizledik. Ve özellikle bu pandemi sürecinden sonra tarım ve hayvancılığın öneminin arttığı bu dönemde bu faaliyetin yapılması da hakikaten ilçe ve ülke ekonomisi açısından büyük değer taşıyor. Bu noktada gayretli çalışan operatör arkadaşlarıma ve onlara sahip çıkan muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.